Merhaba arkadaşlar. Bugün nicedir yapmaya çalıştım ve sonunda çekmeye başladım. Bir şey tanıtacağım. Sizinle yepyeni bir oyun yapımına başlayacağız. Oyun şöyle olacak. Kısaca özetlemek gerekirse. Böyle açık ormanda olacağız. Elimizde bir balta. Odun toplayarak silah yapmaya çalışacağız. Tabi etrafta o sırada hayvan falan olacak. Kim hayvan saldırdığımızda kaçacak. Kim hayvan saldırdığımızda ise bize saldıracak. Veya gördüğünde saldıracak işte. Böyle değişik bir oyun yapmaya deneyeceğim. Ve sizin sorularınızı da genelde bu oyun üzerinden cevaplayacağım. Yani eğer oyuna uyuyorsa sorularınız bu oyun üzerinden cevaplayacağım. Bu oyunun ilk bölümünde kısa bir ana menü yapımı göstereceğim. Şöyle ki bir arkadaş istemişti bunu da zaten. Ana menü yapımı için hemen başlayalım. Mesela Starter Content'a sağ tuş, aşağı inerek User Interface ve Widget Blueprint oluşturalım. Buna da adı Türkçe yapalım. Ana menü. Girelim ana menümüzün içine. Geldi. Burası, bu widget'ları tanıtmıştım size ama tekrar tanıtayım. Burası gördüğünüz üzere bizim ekranda görünen yer. Yani bizim bu tam ekranda görünen yer olacak. Şu an ekranımız saydam. Hiçbir şey yok ekranımızda. Öncelikle oyunumuza bir ad vereceğiz. Örnek olarak hemen böyle text sürüklüyorum. Bu tekste de ne diyelim? Av oyunu. Tabii siz kendi oyununuzun adını koyarsınız artık. Bunu böyle büyütelim. İstiyorsanız font da yükleyebiliriz. Onu daha sonra yükleriz. Veya zaman kalırsa onu da yükleyebiliriz. Daha sonra şöyle yapalım. Düzenli tutmak adına öncelikle şöyle. Buradan vertical box var. Bakın. Bu alt alta mesela bir şeyleri koymamızı sağlıyor. Böyle tekstimizi sürükleyelim. Bir tekst daha sürükleyelim. Bir tane daha. Tamamdır herhalde. Buna oyna diyelim. Böyle büyütelim bunu da. Buna ayarlar diyelim. Hepsini tek tek göstereceğim size arkadaşlar. Niye böyle saçma bir şey oldu? Zaman şöyle yapalım. Bunlar küçük olsun böyle. Ayarlar ve çıkış. Bunu da böyle nasıl koysak. Tekrar bir vertical box koyalım buraya. Bu şekilde. Bunu böyle sürükleyelim önce. Böyle mesela bunu bunun içine atmak için alt tuşuna basıyoruz. Bakın içine atıldı. Buna da aynısı gibi alt tuşuna basıyoruz. Daha sonra bu üst ok tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları bundan biraz ayıralım. Nasıl yapacağız bunu? Bakın bu alt tarafta spacer var. Bakın bunu buraya böyle koyalım. Arasına. Neyi ayırmak istiyorsak onun arasına. Bakın av oyunuyla bu vertical box'ı ayıracağız. Y yönünden böyle açalım burayı. Bunu da böyle biraz daha büyütelim. Şimdi butonlarımıza önce kolay olması açısından buradan böyle adlarını değiştirelim. Ayarlar.
ve çıkış. Böyle bunların hepsini adlandırırsanız ileride sizin için daha iyi olur. Menü. Tamamdır. Şimdi tek tek tuşlarımıza basınca ne olduğunu yapalım. Bakın. Biz doğrusu text yaptık. Niye böyle bir saçma bir şey yaptık onu anlamadım. Tabii ki de text'imizin üzerine basabilmek için ne yapmamız lazım? Buraya böyle bir buton sürükleyelim. Buraya tekrar bir buton sürükleyelim. Buraya tekrar bir buton sürükleyelim. Şu an nereye sürüklüyoruz bilmiyorum. Şu an bu içinde ama bu. Bunları böyle alt tuşuyla içine sürükleyelim. Bunları da bu şekilde içlerine sürükleyelim. Bunları buradan bakın böyle yaparsanız pardon bu değil. Şu butonları seçerek böyle basarsanız bu yanlardan böyle fışkırmaz. Sizin için de daha iyi olur. Yanlışa basıyorum. Bunları böyle küçült. Daha sonra butonlarımızı saydam yapmak için pardon gene text'e bastık. Bakın buradan butona basalım. Yukarıdan style var bakın gördüğünüz üzere. Burada normal. Burada bakın draw as yani çizimi none. Olmaz. Biz istemiyoruz. Buradan tekrar bunu seçelim. Ya da siz istiyorsanız bir arkasına image atayabilirsiniz. Yani bu sizin isteğinize kalmış bir şey. Çıkışın butonuna da basalım. Buna da none diyelim. Daha sonra bu oyna butonunu seçelim. Ya da ilk çıkışı yapalım. Çıkış daha kolay. Bakın bastık çıkışa. Burada mouse'la tıklandığında bu on pressed ise hem mouse'la bastığınızda da oluyor. Telefonda dokunduğunuzda da bu işe yarıyor. Bu on pressed. Biz on clicked'la yapalım. Eğer çıkış butonuna basarsak böyle aşağılara alalım bunu. Ne yapsın? Quit game. Oyundan çıksın. Bakın burada aşağı alt yani şu başlat çizgisini al ve quit var. Quit olsun. Bunu yapmanıza gerek yok. Yanlış hatırlamıyorsam. Buraya gelip C tuşuna basalım ve oyundan çıkma diyelim. Gördüğünüz üzere. Oyundan çıkmayı ayarladık. Şimdi oynayı nasıl yapacağız? Şöyle. Oynanın butonuna gelelim. Adını da oyna. Alt dire. Ah olmadı. Oyna. Alt dire. Buton. Buna da on click diyelim. Oyna butona bastığımız zaman bunu iki türlü yapabiliriz. Bakın otomatik olarak open level var. Gördüğünüz gibi. Buraya levelimizin ismini yazarsak o level açılır. Burada options'da mesela multiplayer oyunlarda falan buraya listen falan yazıyorsunuz. Bunlar ayrı. Şimdi buraya compile demeden önce yeni bir level oluşturalım. Nav level. Default. Bu böyle dursun. Mesela. Buraya böyle bir text atayalım. Böyle büyütelim. Ve böyle. Dursun burada bu. Şekilde. Bunu save diyelim. Buraya level diye kaydedelim. Bakın adı level. Daha sonra gelelim ana menümüze. Buraya level yazalım. Bu levelimizi açsın.
Eğer böyle yapmak istemiyorsanız, bakın burada execute console command var. Bunu buradan kesin. Buraya da open yazıp levelimizin adını yazarsak gene aynı şey işi görüyor. Yani biz open level'da yapalım. Şöyle hazır başladık madem. Bu bölümde birazcık bir git anlatalım. Araya loading ekranı sıkıştıralım. Mesela tekrar sağ tuş. User interface ve widget blueprint diyelim. Buna da yükleme alt tire ekranı diyelim. Siz burada arka plana istediğiniz fotoğrafı falan atabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Olmadı. Bunu böyle sürükleyeceğim buraya. Bu şekilde. Brush'ı da pardon. Tint'ini buradan siyah yapacağım. Daha sonra bunun Anchors'unu. Bakın ana menüde Anchors'unu ayarlamadık. Anchors'u tekrar anlatayım mı? Neyse anlatayım. Bu mesela ekranın tamamını aldıysak ekranın tamamında bu siyah şey gözükecek. Şimdi buradan anlamamış olabilirsiniz. Şuradan daha iyi anlatırım. Türkçe karakter yükleniyor diyelim. Bunu böyle biraz büyütelim. Bu şekilde. Mesela bakın bunun anchors'u bu. Bunu buraya getirdiğimiz zaman ekranın her zaman bu konumunda görünecek bu. Daha kaliteli olması açısından buradan hemen bir horizontal box ekleyelim. Bu horizontal box'ın kullanımı falan çok önemli. Gerçekten hani boyutu küçük ekranlarda falan filan saçmalayabiliyor bazen şu yerleri böyle. Bunları kullanmanın sizin yararınız olacak. Şimdi aşağı çekip bu primitive yerinden bakın Trover var. Bunu böyle atabiliriz buraya. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle aşağı seçelim. Bunu bir yerden büyütüyorduk. Image'e basalım. Bu X ve Y'sini 40'a 40 yapalım. Evet. Şimdi oldu. Bunu da böyle aşağıya sürelim. Bunun anchors'unu böyle sürükleyelim. Buraya böyle. Evet. Yükleme ekranımız bu. Oyna butona bastığımız zaman hemen create widget. Buraya yükleme ekranı. Hemen buradan add to viewport. Bunu yani ekranımıza yansıtsın. Bakın bu Zordor'u anlatmıştım. Ekranı katman olarak ayırırsak Photoshop falan kullananlar bilir herhalde. Katman olarak ayırırsak katman sayısı oluyor bu. Mesela birinci katmanda kimse yoksa en üstte bu görünecek. Anlatabildim mi bilmiyorum. Neyse. Hemen first person haritamızı nereden bulacağız şimdi? First person maps, first person example maps. Gelelim buraya. Şimdi. Mesela karakterimizi hiç hareket ettirmeyeceğiz. Gelelim buraya böyle. Dur, buraya gelmeyelim. Blueprint diyelim. Open level blueprint açalım. Buraya sağ tuş. Event begin play. Neden gelmedi? T'yi basamadık. Eğer oyununuza bir arka plan fotoğraf koyacaksanız böyle hani gerçek uğraşmayacaksanız başka bir yol daha göstereceğim. Daha kolay. Şu an oyunun arka planını normal olarak göstereceğiz. Oyun başladığında disable input olsun. Target get player karakter. Bu get player karakter ne oluyor? Şöyle diyeyim. Bir dakika hemen göstereceğim. Buraya da get player controller diyelim. Bu get player karakter ve get player controller
Bakın burada World Settings'te Game modumuz var. First Person Game mod mesela. Bakın Default Pawn'ımız First Person karakter. O zaman bizim Get Player karakterimiz bu oluyor. Bakın burada da Player Controller'ımız gene Player Controller. O da bu oluyor. Öyle diyeyim size. Daha sonra Disable Input olduktan sonra Create Widget diyelim. Buraya ana menü diyelim. Bunu hemen Add to Viewport. Bakın bunu Z ordunu 0 yaptık ki loading ekranı bunun üstüne çıksın. Öyle diyeyim. Bakın Play'e bastık. Bakın menümüz geldi. Hareket edemiyoruz ama. Gördüğünüz üzere. Shift 1 ile menüyü mouse da gösteririz. Şimdi hemen çıkışı deneyelim. Bakın çıktı. Gayet güzel. Hemen buradan Show Mouse Cursor da diyelim beyler. Mouse'umuz da gözüksün. Show Mouse. Buradan Content Sensitivity'yi kaldıralım. Set Show Mouse Cursor. Buna tıklayalım. Ve Target'ı da Get Player Controller. Mouse'umuzu da böyle gösterdik. Evet, mouse'umuz gözüküyor. Buradan bakın oynaya bastık. Ve nedense loading ekranımız gelmedi. Araya bir delay koyabiliriz. Böyle evet. Gördüğünüz gibi level 1'e ışınlandık. Ama loading ekranımız gelmedi. Ne yapabiliriz? Ana menüye geldik. Bu yükleme ekranını götürdükten sonra araya bir delay koysun. Delay istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela ben 0.4 yapacağım. Compile save dedik. Kaydedelim bunu da. İkinci bölümde de büyük ihtimal options menüsü gösteririm ayrıntılı bir şekilde. Hani görüntü kalitesinden tutun işte texture kalitesi falan filan böyle şeyler. Yani şuradaki gibi olacak. Bakın. Buradan love yapalım. Şimdi play'e bastık. Oyna dedik. Loading ekranımız geldi. Ve şu an yükleniyor ve level 1'deyiz. Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. Hemen kaç dakika olduğuna bakıyorum. 17 dakika olmuş. Bugünlük dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dediğim üzere bu bir oyun serisi olacak. Bunun devamını getireceğim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorum yazarsanız seviniriz arkadaşlar.